Didem şu anda İknur, hatta İknur Didem'in görümcesi. İknur merhaba. Merhaba abla. İknur sen bu olayları biliyorsundur. Bir anlatır evet, mısın bize? Evet ablacığım, olayları biliyorum, her şeyi biliyorum. Ben zaten bağlanmak istiyordum. Tamam, bağladım bu seni. Anlat şimdi bana. Bu kardeşimin üstüne oynaştı. Ne yaptın? Evet. Nerede oynaşmışsın? Adam beni arayıp, evet adam beni arayıp. Adam seni arıyor. Madem oynaştıysam ben seni kardeşine ne işim var? Bunları da söyle, bunları da söyle. Allah'ım yarabbim, bu kadar kolay size geliyor namus. Nasıl bir insansınız insanın namusuna şeyini şerefine şey yaptıysanız siz? Bunları da anlat. Bunları da anlat. Helal olsun. Gerçekten size alkış ederim. Kardeşini madem aldattıysa o adamı yap. Kardeşinin nikah altında olmam. Kendini de açıkla. Valla benim hiçbir suçum yok. Gerçekler çıkar. Allah sütün katını versin. Hadi. Bir dakika, tek 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 tek. İknur. İknur bir şey söyleyeceğim. Evet söyle abla. İddialarını tek tek söyle bana. Ama küfür etmeden. Küfür ettin mi kesiyorum orayı. Ben zaten ona. Sen ne olduğunu söyle bana. İddian ne? Bir. İlkim bu oynaştı birini. Eşi bunu evde yakalayınca bu ablasına kaçmak zorunda kaldı. Ondan kiminle? Sonra bu geldi bana. Bunlar barıştılar. Barıştıktan sonra bunlar tekrardan ayrıldılar. İkinciye eşi bunun meşallarını yakaladı. Hem de ikinciye. Sonra adam beni tehdit etti. Bunun dostu beni tehdit etti. Adam seni nereden biliyor? Hepimizi söylemiş adama. Evimizi, ocağımızı, her şeyimizi biliyormuş adam. Adam kim? Adamın adını bilmiyorum. Seni niye arıyor? Adamı aradık biz telefonla. Adam çıktı. Biz dedi Didem'in hatırı olmasa senin dedi evini ocağını yakarım. Seni etti, bana hakaret etti. Bu adam kimse gelsin karşıma bari. Kardeşinden boşanayım, o adama gideyim madem benim dostumsa. Bunları da madem ben ona gideyim de, böyle. Dostumsa dostuma gideyim. Sade benim kardeşime as. Kardeşine suçunu örtbas yapmışsınız. Benim namusuma laf söyleyesiniz. Sizin işiniz bu zaten. Kanadın varsa o zaman çıkaracağım. Telefonla konuştum sadece. Benim evladıma, evime, ocağıma hakaret etti. Bunları da anlat. Doğru. Bunları neden anlatmıyorsun orada? Neden anlatmıyorsun? Doğru, ben oynaştım seni kardeşin üstüne. Ne yapayım? İçimde şey kırıklığı kaldı. Evimi yakacaksın sabah. Bu mahmet ediyorsun benim. Tabii. Bunların senin yüzünden telefondu. Tabii be, hep telefondun siz zaten. Bunları önce anlat, ondan sonra onu da anlat. Ben her şeyi şey yaparak geldim zaten burayı. Tamam, benim hiçbir saklım gizlim yok ki. Ne anlatmıyorsun? Gizli saklım olsam buraya çıkmam çünkü gerçekler çıkacak. Hepsi çıkıyor. Her şey çıkacak abla. Hepsi çıkıyor. Ben Didem, kendimi niye rezil tamam, edeyim? Tamam, ben de çıkarım. Her şeyi anlatırım. Gelirim orayı. Peki. Çıkarım. Benim kimseden şeyim yok. Bir dakika, İknur kal orada. Didem net. Serdar'ı aldattın. Abla ben Serdar'ı aldatmadım. Getirin ama... buranı dövme. Bana bir meşaz attı. Bak, evli olduğumu söyledim ve eşime dedim ki, biri dedim beni rahatsız ediyor dedim. Eşim beni buradan vurdu, buradan çıkardı. Yani inanmadı mı sana? İnanmadı. Her seferinde ben engelledim Instagram üzerinden. Yine bu beni rahatsız etmedi. Ben niye adam evli bir kadına bu kadar takıntılı? Neden sana bu bilmiyorum kadar takıntılı? Bilmiyorum abla. Hatta eşime de söyledim. O mesajlar benim... var mı? Duruyor mu? Bende durmuyor. Adı ne adamın? Adını bile bilmiyorum abla. Oradaki adı neydi? Bir gülüm olsun istersin. Bir? Bir gülüm olsun. Bir gülüm olsun. Lakabım var sadece adamın. Lakabım vardı. Bu Serdar. Bana tek yazmıyor. Peki bir dakika. Serdar, şimdi kız kardeşin İknur da dedi ki bize aslında... Evet. Didem'in hayatında birisi oldu. Serdar evet. Da bunu biliyor. Biliyor musun sen? Dön böyle. Benzin istasyonuna dön. Gel. Serdar, sen Didem'in hayatında başka bir adam var mıydı? Sen bunu yakaladın mı mesajlarını falan? Evet, mesajlarını yakaladım. Allah Allah. Asil diye bir Instagram'ı var. Onun şifrelerini alsın, bütün hepsi orada çıksın. Uygulayın. Bakarım bizim hepsine. Baksınlar hepsine, ben hepsini veririm. O yüzden açıklama yapmak istemiyorum. Ama zaten ortaya çıktı. Peki sen ne yaptın Serdar bunu öğrenince? Ne yapabilirim? Adamla konuşmadın mı? Sen kimsin kardeşim? Evli kadından ne istiyorsun demedin mi? Ya da Didem'e ben sen ne yapıyorsun? Ben onu yazışırken yakaladım. Meşazlarının şeylerini yakalamışım onun ya. Ne yazıyordu peki o mesajlarda? Evet. Ne yazıyordu? Adama başka bir Instagram kurdu. Başka adama bir Instagram mı kurdun? Bak yalan evet. Atma. Adama benim ağzımla sen yazdın, adama benim fotoğraflarımı gönderdin.
Senin... Benim ağzımda yazdı adama. Kim olduğunu öğrenmek için. Hatta karakola gittim. Serdar sen konuştun mu bu adamla? Konuştum. Sanki Didem'miş gibi. Adama dedi nerede olduğunu öğren dedi bulalım kim olduğunu dedi. Adamla beni kendisi konuşturdu. Sen adamla buluşmayı mı teklif ettin? Didem'miş gibi yaparak. Serdar. Yine gitti herhalde. Tamam gelir yine. Adamın gelir, beni, dedi ben Didem kimsenin falan... Benim ağzımda Didem. Aşkım canım şimdi... seviyorum diye yazdı. Bir adama peki sen TikTok... sosyal medya kullanıyor musun? Kullanıyorum abla. TikTok kullanıyor musun? Kullanıyorum. Bir verelim bakın TikTok'ta neler yapıyor Didem. Yeter ki düşüne şişirme beni daha. Bırak artık adaları verme beni ciğer yana. Haydi şimdi al voltanı naşla başka kapıya. Bu da sana bir... Kim yanındaki kim? Babam oluyor benim. Babanın yanında böyle TikTok mu çektin? Babamla beraber. Peki burada ama sen bayağı bir böyle geyikler, ama abla ben şeyler... bunları attım ondan ayrıldıktan sonra attım ve... Sen burada olmuş. Serdar'a mı gönderme yapıyorsun? Evet. Bu özellikle o geyikli vardı bir tane. Bir verin bakayım onu bir daha. Yani bunların hepsi Serdar'a mı şimdi? Evet. Nasıl onu, bunları ya? İzliyor mu peki? Hepsini izledi o. İzledi mi? Gördü hatta benim TikTok'uma kendisi giriyor. İyi de sen burada adama diyorsun ki bayağı geyik meyik yani ben seni aldattım abla çünkü diyorsun. Bak ben onu boynuzlamadım. Tüm gerçek ortaya çıksın. Çıksın çıkar. Çıksın yani. Çıkar. Instagram'ı o adam... da veririm, Facebook'umu da veririm, her şeyimi veririm. Ver hepsine bakalım. Peki sen bunları çektin. Ona gönder onu tekrar verelim. Peki sen bunları Serdar'ın görüp ne yapmasını bekliyorsun? Bak şimdi bak bu konuşulanlara bir daha dikkat edin. Bir erkek karısı bunları ona gönderiyor bir de oynuyor ortada. Buyurun verin. Boynuzlu geyikler, gacileri gitti keyif yapmaya. Boynuzlu geyikler, gacileri gitti keyif çatmaya. Yaladılar, yuttular elhamdülillah. Adama bayağı... Bayağı bir şey söylüyorsun yani sen burada bu. Ya abla ben ne? Tamam bunun için bunu herkes yapıyor bu TikTok'u. Ama Allah şahidim olsun ki ben onu aldatmadım. O kadar karaktersiz bir insan da değilim ben. Serdar bak karın ne diyor? Seni asla aldatmadığını söylüyor. Serdar. Beyefendi. Söyle. Bak, Türkiye kanalındayız. Evet. Tamam mı? Bunları benimle kendisi yüzle konuşabilirdi. Türkiye'ye dağıtmadan. Bu nedir ya? Ben bizim sana ne dedim? Ne dedim? Bir daha dedim beni aldatırsan dedim. Demedim seni 80 milyona rezil edeceğim demedim mi? İyi bir mi daha yaptın? Dedim aldatırsan beni seni dedim rezil edeceğim demedim mi? Söyledim. Tamam. Bir suçum varsa dedim. Beni aldatıyorsan tekrar dedim. Bak Serdar insan gibi söyle bana dedim. Yoksa dedim seni rezil ederim dedim. Peki Serdar sen madem bu kızı aldatıyorsun söylediğine göre söyleseydin boşansaydınız niye... Hem aldatmaya devam edip hem tekrar onunla kaldın. Yani Didem'den vazgeçemedin mi aslında? Serdar. Arıyor beni abla diyor kadın bana oyun oynadı sen bana güvenmiyor musun diyor. Nasıl dedim bir erkeğe tamam oyun oynanırsa bu salak mı? Didem, salak değil. Sana oyun oynadı dedi yani bu mesajlarla beni kıskandırmaya çalıştın mı diyor. Hangi mesaj? Ama İlknur da diyor ki yo başka biri vardı baya baya. Abla bak ben kimseyle yazışmadım ha. Kimsin evli olduğumu söyledim. Eşime de dedim beni bilir dedim rahatsız ediyor dedim.
Bak o buradan vurdu, buradan çıktı. Bu konuyu Eltim'in yanında da söyledim ben. Bak Serdar dedim, biri rahatsız ediyor beni dedim. Hani engelle gitsin, hiç aldırmadı beni. Kıskandırmak engelledin mı istedin? Mi? Engelledim abla, yine tekrar başka hesaptan başka bana. Başka bir Instagram hesabı açtın mı onunla konuşabilmek için? Hayır açmadım. Öyle bir şey söyledi çünkü Serdar. Vallahi açmadım, billahi açmadım. Şimdi abla. Şimdi Didem sen o TikTok'la, o boynuzlama TikTok'u var ya, onunla kocana mesaj mı verdin? Bak herkes bana benzemez, seni boynuzlarlar. Mı demek istiyorsun acaba? O anlamda ben şey yaptım. Ya uyarı mı yaptın? Dediğim burada ben seni boynuzluyorum yok, demek yani o mesajda. Yok yok diyor ki bana oynuyorsun. Şey sen diyor başkalarına gidiyorsun ama diyor onlar diyor seni boynuzlarlar diyor yani. O anlamda ben şey yaptım. Bana benzemezler demek istiyor. Hocam yani. Sizi biraz iyi niyetli gördüm bu konuda. Sanki öyle yapmış çünkü bu kız öyle. Ne diyorsun aslında? Sosyal medyada mesela sana yazılanlara neden cevap veriyorsun? Hesabın açık mı? Ya hesabım açık. Hatta bak şimdi abla bir şey diyeyim sana. Hı. Madem benim hesaplarım onun telefonunda da var. Hani aldatmış onun... Onun telefonundan da giriyorum, kendi telefonundan da giriyordum ben. Hani aldatmış olsa insan kocasının telefonundan kaldırır. Doğru. Eğer orada bir yazışma varsa kocan da bunu aynen kaldırır. Görüyor demektir. Evet. Ya da korkun varsa açmazsın oraya zaten. Bunu da kocasının duydu. Şifresini vermeyi bırak, bir de kocan telefona kurdu yani. Hani onda da kayıtlı. Kalktı beni öldürdü dayaktan, bu sefer mecbur abla. Çocukları dahi bıraktım, babamın evine gittim. Peki kendisi onunla mesajlaştığını söyledin. Kendisine şazlaştı. Bak şimdi iki şey söyledim. Bir, hiç umursamadı. Engelle gitsin dedi. Evet. Ama sonra da dedin ki kendisi benim adıma gibi konuştu onunla konuştu. Yazıştı. Ne yazıştı? İşte Selam Didem ben hadi gel buluşalım. Böyle benim fotoğraflarım kendisi gönderdi adama. Hı. Sonra geldi. Adamı tahrik etti yani. Evet benim adıma yazıştı. Karakola dahil gitti. Yazıştı da ne oldu? Adam diyor ona gel sen gel diyor ona. E seni tanımayan bilmeyen adam evli bir kadına yazıyor. Yazdığı kocası ona yazdığı için de onlar beraber kavgaya tutuşuyorlar. Ne? Peki İknur sen ne biliyorsun? Gerçekten... Ben ne biliyorum? Söyle bana. Bak. Hı. O gece eşi bunu yakaladı evde. Neşazlarını yakaladı. Yakaladıktan sonra bu alıyor kendini ablasına kaçıyor. Çünkü çok görmüş diyor. Ablasında saklanıyor bu. Hı. Ondan sonra alıyor kendini çocuklarımla bir yerde saklanıyor. Alıyorum ben kendim onu getiriyorum yine. Teyzi de orada. Kim orada? Didem orada bak duyuyor, izliyor, dinliyor beni. Duyuyor. Duyuyor ondan seni. Ondan sonra beni Elif'e arıyorum. Hı. Adam bana diyor ki ben sizi hepinizi biliyorum, tanıyorum. Evini, yurdunu, her şeyini biliyorum. Evlatlarını da biliyorum. O gece beni tehdit etti. Senin evlatlarını, seni yakarım. Eşini vururum, seni vururum, kızını da ayak açırım. Kızıma küfürler etti, hakaretler etti, bana hakaretler etti. Peki İknur yani ben bu adam baya baya... Ben evimde ayak durdum. Didem'i... Üç günde ne kadar uyku uyumadım ay evime hakaret edecek diye. Peki İknur yani Didem'i baya kabullenmiş miydi bu adam? Yani bunların bir ilişkisi mi varmış? Ya İknur. Bunun bir ilişkisi varmış birinle. Ama adamı biz tam olarak tanımıyoruz. Görüntülü ben aradım suratını tam göstermişken suratını kapadı benden görünce. Didem'in hatırı var olduğu için dedi. Size dedi şu an dedi bir şey yapmıyorum ama Didem söylesin sizin evinizi dedi yakacağım. Peki İknur neden seni arıyor? Yani sen görümcesin, seni niye arıyor? İknur. Televizyonu kapat hayatım beni telefondan duy. Ya tehdit etmeyi arıyor işte Didem'in peşini bırakın diyor. Ben Didem'i seviyorum. Ben Didem'i alacağım. Allah Allah duyuyorsun değil mi? Peki sen bu TikTok'ları izledin mi İknur? Bu geyikli falan TikTok'lar var. Televizyonu kapat hayatım. Kapat televizyonu beni telefondan duy. Telefondan mı konuşayım? Evet lütfen kapat televizyonu tamam, ya da sesini kıs. Sesini kıs. Tamam. Görümcem yanınız nasıldı? Evet lütfen kapat televizyonu. Görümcemle benim aram çok iyiydi. İyiydi. Evet. Ama şimdi pek öyle gibi görünmüyor. Şu an pek iyi değil. Peki. Peki İknur bu ses sorunu çözerse tekrar konuşalım. Bir şey söyleyeceğim. İknur'u neden tehdit etsin bu adam? İknur'a nasıl ulaşmış? Bilmiyorum. Instagram üzerinden bu adam herkese yazıyordu. Tek bana değil yani. Kızlar da vardı. Ablamın yanları da diyor bu adam beni de yazıyordu. Engelledim gitti teyze diyor. Sen de engelleseydin. Engelledim seydi. Abla. Vallahi billahi engelledim. Başka bir hesaptan tekrar yazıyor. Aynı kaç isim. Hesap var? Ha o kendi başka hesabından yazıyor. Aynı hesaptan. O zaman bütün mesajlara kapatsaydın dışarıdaki mesajları aslında. Sonra ben eşimi uyardım hiç aldırmadı beni. Telefon onun elinde. Ama aldırmadı dediğin adam sonuçta bu adamla yazışmış. Benim adıma yazışıyor. Ama sonuçta yazışmış yani. Karakol... Kimmiş bu karımı
rahatsız eden deyip ona bir oyun yapmış aslında. Evet, karakola gittim, şikayetçi oldum. Hem eşimden oldum, hem ondan oldum. Polis resmen dedi ki, oğlum dedi, Instagram üzerinden dedi, herkese de yapıyorlar dedi bunları dedi. Sen dedi eşine güvenmiyor musun? İşte böyle böyle, nasıl dedi be? İşte oyun açtı, yakaladım böyle. Bak oğlum dedi, sahte hesaplar dünyayı insanlara dedi yazıyorlar. Eşim bana inanmadı. Boşanmaya kadar biz gittik. Dilekçemizi de verdik. Şimdi dedi ki önce o yaptı, ben yapmadım abla bak, dedi bana. Yapmadım abla, Allah şahidin üzerinde de emin edeyim. Anne bu katta da öteki dünyada da elbet bir gün karşılaşacağız. Mutlaka ki çıkar zaten hepsi. Peki Didem sen ne istiyorsun? Abla ben boşanmak istiyorum. Anne benim yakamı düzsün, hakkım olanı versin. Peki Serdar boşanmak istemiyor mu? Akşam aradığında beni, ben senden dedi vazgeçemiyorum dedi, boşanmak istemiyorum. Hatta göstereyim sana meşazları. İstemiyorum dedim, bitti artık dedim. Yani seni hala sevdiğini mi söylüyor? Evet söyledi ama. Seviyor mu seni peki Didem? O beni hala seviyor. Seviyor seni. Neden o zaman Gülşah hamile bırakıyor? Onu onlar bilir ama. Bir de evli bir kadın. Bana akşam dedi, bana oyun oynadı, bilmem ne. Sen dedi. Sormadın mı o zaman madem öyle neden? Sordum abla, sordum ne diyor. Oyun oynadılar, oyun oynadı. Bir insana dedim tamam oyun oynanır ama dedim, evine kadar gidilir mi dedim. Bunun kocası nerede dedim, kız onu nerede? Sen kafanın dikine gidiyorsun. Sen işte kadın olsaydın kocanın elinde tutsaydın. Ya bu da en sevmediğim laf. Siz de erkek olsaydınız karınızdan başkasını gözünüz görmeseydi. Yani... Allah öyle ilişkiler nasip etsin ki gerçekten nefesinde nefesimizi bulduğumuz, gözünde kalbimizi açtığımız güzel aşklarımız olsun, inşallah aşkımız olsundur. Amin. Ama duaya da dikkat etmek lazım aynen.